Bismillahirrahmanirrahim. Deistlerin Müslümanlara yöneltmiş olduğu suallerden birisini bize ilettiler. Bu sual, madem ki yeniden diriltileceğiz, niçin ölüyoruz gibi bir mantıkla yöneltilen ve aslında gençlerin İslam'ın getirmiş olduğu sorumluluklardan namaz kılmak, zina yapmamak, içki içmemek gibi nefsin hoşuna gitmeyen ve modern zamanın gençlere sunmuş olduğu imkanları veya modern zamanın gençlere serbestlik başlığı ile vermiş olduğu imkanların sanki ellerinden alınmasıymış gibi İslami yaşantının algılanmasından ötürü gençleri deizmin serin sularına, karanlık ve serin sularına kendilerini bıraktıklarını görüyoruz. Şimdi bu sual ile, yani aslında düşünmemek, ötelememek, yapılan şeylerin sorumluluğunu, yani kişi yapmış olduğu fiillerin veya yaşantısının bir sorumluluk dairesi içerisinde olmamasını arzu ettiklerinden, bu gibi suallerle yaratıcının varlığını kabul etmek yahut da tamamen inkar edip ateizme kaymak noktasında gençlerimiz bir hengame içerisinde. Şimdi suale dönecek olursak, yani madem ki yeniden diriltileceğiz, o halde niçin ölüyoruz? Eğer bu sual ile yeniden diriltilmenin inkarı söz konusu ise, yani ahiret hayatının inkarı söz konusu ise, bu sualin cevabını başka bir sualle verebiliriz. Madem ki ölüyoruz, o halde niçin yaratılıyoruz? Yani hiçlikten gelip yine hiçliğe gideceksek, iki hiçin arasında bir varlığın hiçbir manası ve hiçbir hikmetinin olmaması lazım geliyor. Çünkü sonu olmayan, yani bizi yeniden yaptıklarımızın, bu dünyanın bir bu dünyada yapmış olduğumuz amellerin bir karşılığını görmeyeceğimiz bir hiçliğe gidiyorsak, zaten hiçlikten gelmiştik. O halde iki hiç arasındaki bu varlık denen mefhumun olmaması lazım gelir. Ve bu noktada, hiçbir noktada, yani sualin kastı yeniden diriltilmenin ve ahiretin olmaması konusundaki bir kasıt ise, bu noktada zaten başka bir sual demiş olduğumuz işte bu mantıkla, madem ki yeniden hayat var, aradaki ölüm niçin? Üzerinden bir ahiret inkarını, madem ki sonunda bir ölüm var, o halde neden bu hayat var gibi bir başka mantık sorusunu onlara ileterekten ve kendilerini düşünmeye davet ederekten, bu argümanla ahiret hayatını inkar edemeyeceklerini kendilerine belirtmek isteriz. Lakin bununla beraber, yani bu sualle beraber kasıtları ahiret hayatını inkar değil, yeniden diriltilmeyi inkar değil de niçin böyle bir şey var? Yani madem ki bizler yeniden diriltileceğiz, yeniden hayat bulacağız ve hatta Kur'an'ın tabiri ile sonsuz, ebedi, sonu gelmez bir hayata ulaşacağız. Peki o halde neden araya bir sekte olarak ölüm girmekte? Yani bu sual soruluyorsa, ki genelde ilk mantıkla, ilk açıklamış olduğum mantık, ekseriyetle ateistlerin yöneltmiş olduğu bir sual ve inkarı devam ettiren ve yaratıcının inkarına ulaşan bir mantığın kurmacası olmakta. Halbuki deistlerse ekseriyetle İslami emirlerin veya Allah-u Teala'nın şeriatının ve dünyadaki sünnetullahın hikmetini sorgulayaraktan, niçinini sorgulayaraktan ve bunu bulamayaraktan, madem bulamıyorsam inkar edeyim de en azından bir sorumluluk dahilinde kalmayayım. Yaratıcı var. Evet, çünkü bütün bu sistem, bütün bu kainatın düzeni bir güç, bir mutlak kuvvet, her şeyi irade eden ve bütün her şeyi planlayan bir kuvvet tarafından yaratılmıştır diye bu mantığı da inkar etmekten kendilerini de bu inkara uygun görmedikleri için yaratıcıyı kabul edip ama sorumluluktan kurtulmak adına hikmetini ve arka planını anlayamadıkları bir takım meselelerden ötürü deizm noktasında dini inkar, dinsiz bir yaşam, hiçbir kuralı olmayan, yalnızca kişilerin kendi vicdanlarına bıraktıkları, kalbinin rahat olduğu bir takım öznel ifadelerle kendilerine bir yaşam felsefesi çizmekteler. Peki, dönecek olursak tekrar suale. Yani madem ki biz yeniden diriltileceğiz, bize yeniden bir hayat verilecek, o halde bize ölümün gelmesinin sebebi nedir? Bu noktada Allah-u Teala Müslümanlara, inananlara, Kur'an'ı Allah'ın kelamı kabul edenlere kullu men aleyha fan, her kainattaki her canlı üzerine bir faniyet, bir fena vardır. Hatta canlı cansız,
Yani kullu men aleyha fen, yani her kainatta bulunan varlığın üzerinden bir fena, yokluk, yok olmak geçecektir diye buyurmaktadır. Ve zaten bizim evvelimiz yok olmaktan geldiğinden, buna ki kelamda, felsefede adem denir, ademiyet, yokluk denir. Yani benim yokluktan ortaya çıkmam, yeniden yok olmama mani değil. Hatta bunu gerektiriyor. Yani ben başımda benim yokluk varsa, yani beni sonsuza kadar gerideki sonsuza kadar, yani bu zaman çizelgesini geriye doğru sonsuza kadar ilerlettiğimde, ben bir noktadan sonra kayboluyorsam, yani benim hiç üzerinden bir yokluk geçiyorsa, bu durumda yeniden benim üzerinden bir yokluk geçmesi mümkündür. Bundan sonra da beni yokluktan varlığa ve tekrar yokluğa iten gücün, kuvvetin, mutlak iradenin bana bundan sonra, yani o yokluktan sonra ise artık son bulmayacak bir hayat vermesi de mümkündür. Çünkü bütün bu kainatı ve beni yoktan var eden kudretin buna da kadir olduğunu kabul etmem lazım. Eğer beni yoktan vara çıkarabilecek bir gücü varsa, benim variyetimi yeniden yok edecek bir gücü de var ki bu zaten her canlının ölümünü biz gördüğümüz ve müşahede etmiş olduğumuz için bunun inkarı söz konusu değildir. Yani bir mutlak kuvvet var. Birilerini yoktan varlığa çıkarıyor, sonra tekrar varlık sağlasan yokluğa itiyor. O halde bunu yapabilen bir kudretin bana bu yokluktan sonra yeniden bir hayat verip de bu hayatıma bir inkıta, bir kesinti, bir sonu gelmez bir hayat ve sonsuzluk bana vermesi de yine aynı mantık ve aynı kudretin kaynağına bakarak mümkün olduğunu görebiliyoruz. O halde Allah neden böyle bir şey yaptı? Yani bana cennette veya kafirlere cehennemde sonsuz bir hayatı veriyorsa, sonsuzluk tattırıyorsa neden bir kesintiye uğratıyor? Hayatımda neden bir ölümle beraber benim yaşamıma son veriyor diye soracak olursak, burada Allahu Teala'nın yalnızca üzerinden bir kesinti olmadan hayat vasfının, var olma vasfının yalnızca kendisine ait olduğu, kendisinden başka bütün canlıların sonradan ortaya çıkarıldığı, sonradan yaratıldığı ve bu onlara vermiş olduğu hayatın bir kesintiye uğradıktan sonra içlerinde irade ettikleri, yani canlılar dediğimiz cinler, melekler, insanlar mefhumu, kavramı, türlerine yeniden bir hayat bahşedip bunun dışında cansız varlıklar veya hayvanlara diyelim mesela bu inkıtadan sonra yeni bir hayat vermemesi kendisinin iradesi, kendisinin isteği doğrultusunda yapmış olduğu şeydir ki senin madem ki yokluktan varlığa geçmek noktasında bir tercihin olmadı. Çünkü şu an sen hayattayken şunu söyleyebiliyorsun. Ben yeniden diriltilmek istemiyorum. Veya bana mı sordu beni yeniden diriltirken? Ha, madem ki sen yeniden diriltilmek ister misin? Bu amellerinin karşılığını çekmek ister misin diye bir soruya muhatap olmadığın için bu noktada bir eleştiri yapabiliyorsun. Aynı soruyu hayatının başında sorman da lazım gelir ki bana ister misin diye bu dünyaya gelmek ve ameller yapmak ve amellerinin karşılığında da Kur'an'ın, peygamberin iyi dediklerine, sevap, kötü dediklerine günah kazanmak arzusunu talep eder misin? Bu isteği kabul eder misin diye bana sorulmadığı halde dünyaya gönderildiğini de sorgulaman lazım. Ve bunun cevabını da bulamayacağın için evet sana bu sual sorulmadı ve sen bir kuvvet tarafından bu dünyaya ittirildin. Madem ki ittirildin tercih etme hakkın yok. Bu noktada seni bu hayata iten, seni bu hayata koyan ve seni bu hayatta yaşatan, sonra öldürecek olan, sonra da öldürdükten sonra tekrar diriltecek olan, tıpkı yokken seni varlık sahasına çıkaran kudretin gücüne teslim olmak zorundasın. Ve bu teslimiyete de biz İslam diyoruz. Yani bununla beraber İslam'ın bize vermiş olduğu amelleri bu dünyada yaparaktan, bu dünyada bu amellerle beraber yaşayaraktan bizi bekleyen bir akıbete doğru hayatımızda ömür sürüyoruz. O halde madem ki bizim bunu tercih etme durumumuz ve lüksümüz yoktu, o halde bu kudret bizi varlığa ittiyse bu noktadan sonra teslim olmak, o kudrete ram olmak, yani boyun bükmek mecburiyetindeyiz. O halde madem ki tekrar yaşayacağız, neden arada bir inkıta oluyor, bir ölümle beraber hayatımızda sekte oluyor, kesinti oluyor diye sualinse Allah böyle irade etmiştir. Çünkü seni yokken de, yani zamanın başlangıcından itibaren kesintisiz bir yokluktan 50 sene 60 senelik bir varlığa çıkarıp seni tekrar
kendisinin irade edeceği ve kendisinin bileceği bir zaman dilimi dediğimiz kıyamete kadar sürükleyen birine yokluk içerisinde tutup yeniden varlığa çıkarmayı o irade etmiştir. Sana dünyadayken de sonsuz bir hayatı vermek kudretine malik iken, kadir iken, böyle değil de şu an insanların üzerinden uzunca bir boşluk, sonra kısa bir varlık, sonra tekrar uzunca bir boşluk, sonra da artık sonu gelmez bir varlığı irade ettiği için, Allahu yef'al ma yurid olduğundan, Allah dilediğini yapar olduğundan ve biz de bu kuvvetin karşısında bir kahriyet karşısında, yani o gücün karşısında ezilip de bir tercih, bir itiraz hakkımız olmadığı için ne geldiyse bu şekilde kabul etmek ve bununla amel etmek durumundayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.